Selam canım, benam canım. Bu benim bundan sonra vlog kanalındaki girişlerim bu laf olacak. Bugün çok iyi bir LoL oyuncusu olduğum için, inanılmaz iyi bir e-sporcu olduğum için gideceğim. Fenerbahçe e-sports'un evine gideceğim. Gaming House'una gideceğim ve onlarla LoL oynayacağım. Şimdi yola çıkıyorum. Fenerbahçe e-sports'un antrenman evi HP Gaming House'a doğru yoldayız. Ben LoL'ü ilk daha Türkiye'ye gelmeden Amerika serverı varken oynuyordum. Sonra Avrupa serverı açıldı. Sonra Doğu Batı diye ayrıldı. Ben o zaman bıraktım. Eskiden çok oynuyordum. Hatta ilk Türkiye TBF finalini izlemeye gitmiştim. 30 kişi belki 40 kişi vardı. Şu an bir stat 30 bin kişi doluyor, 40 bin kişi doluyor falan. 1907 Fenerbahçe eSports Gaming House'un önündeyim. Pardon, bulaşıklarınızı neyle yıkıyorsunuz? Bulaşık... Abi geri gelmez sorduğun soruya bak ya. Abi selam, hoş geldin. Ben hoş bulduk. Ufaktan evi gezdireyim sana. Tamam, evi gezdir bize. Şimdi bu ilk katımız bizim, daha girişimiz bu. Genelde burada yemek falan yiyoruz. Hadi alayım abi. Kiminle görüşüyorum? Ben bence oyuncular beni genelde Taldin olarak biliyor. Yaklaşık 4-5 senedir profesyonel olarak oyun oynuyorum. Necisin sen, necisin? Nasıl neciyim? Üst koridor oynuyorum, evet, top lane tamam, oynuyorum. Tamam. burası bizim kamp alanımız gibi de diyebiliriz, gaming house'umuz. Hayatımız burada geçiyor, bütün 5 oyuncu olarak buradayız. Bir de koçumuz var. Burada antrenmanımızı yapıyoruz, burada oyunumuzu oynuyoruz. Her şeyimiz burada yani. Şu an biz neler bekliyor? Şu an sizi neler bekliyor? Burası bizim yemeğimizi yediğimiz yerler. Plansız olduğu için şef yine döktürmüş tabii haliyle. Vay aa dur. Yesek kızarma. Yok yok, gömebilirsin. Gömebilirsin. Ama gizliden görmen lazım. Tamam tamam. Normalde... Oh! Bu şey misafirleri öldürmek için hazırlanmış burada ve bu bir tuzağı. Kafamı çarptım. Burası mutfağımız, burada şefimiz var. Ne yapıyorsunuz? Sprinkle. O ne abi? Makarona benziyor. Çeşit Kore yemeği diyebiliriz, uzak doğu. Ha. Aa siz... Oyuncularınızı evindeymiş gibi hissettiriyorsunuz. Ya ya çok tatlısın şef. Süpermiş abi. Sen devam et. Sen şey yap. Ben biraz yemek yiyeyim geliyorum. Şimdi hadi hoş geçelim. Vay. Kat bizim odalarımızın bulunduğu kat. Burada yatıyoruz, kalkıyoruz. Masaklı bir arkadaşımız kalkıyor. Hayda. Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne abi? Burada genelde bir yedek oyuncumuz var. O okulda okuyor. O yüzden hafta sonları falan geliyor. O yüzden o pek kalmıyor. Abi yedek oyuncu ne zaman oyuna dahil oluyor? Bir öldüğünde falan mı? Bir parmağın sakat olabiliyor. Ya kesiliyor, vallahi bir şey olabiliyor. O yüzden aslında ciddi bir konu yani. Öyle şey yapma. Ciddi misin ya? Vallahi ciddi. Burası benim odam. Madem herkes yani burada mı kalıyor? Herkes bu katta mı kalıyor? Herkes bu katta kalıyor. İki oyuncu hariç. Onların da yukarıda oyun alanının olduğu yerde bir odaları var. Bakalım yatağı toplu mu? Şimdi yavaş yavaş yukarı geçelim. Şimdi burası bizim asıl oyun alanımız. Burada zaten bilgisayarlar, bla bla, her şey burada. Burası da bizim oyun odamız. Herkes burada takılıyor. Selam. Bu Bahadır, destek oyuncumuz. Bahadır, selam. Genel rahatsızdır kendisi. Burada ben oturuyorum. Bu ormancımız Rich. Haydi. Merhaba. Merhaba. Ama Frozen oyunda o yüzden konuşamaz muhtemelen. Şu an şu full konsantre mi takılıyor abi? Frozen. Merhaba. Hello. How are you doing, man? Abi Türkçe ne biliyorsun? Ne biliyorsun abi Türkçe? I should know about Turkey. I think you know some bad words as well. Bilmiyorum. Gidelim. Aynen. Hocam sende ne var? Bana güvenmiyor musun? Abi buraya ben bayıldım belki. Nick epic yani bak. Ben LoL oynuyor olsam hala yapacağım nick benim dondurma kebap olurdu. Bu abi bana Counter Strike'da da ben bunu çok görüyorum. Mesela çözünürlüğü 640'a 480'e falan oluyorlar. Bu da galiba aynen öyle bir şey. Ekranın ortasında oyun. Neden abi? Abi bunun tek sebebi var, alışkanlık. Yani böyle alışmış kendi oynarken ilk başladığı zaman. Kimisi tam ekran oynuyor, kimisi böyle oynuyor. Alışkanlık meselesi. Abi yeniliğe kapalı mısın babacım sen? Niye böyle oynuyorsun? Would you like to give us some tactics about game? Abi yok. Hiç paylaşımcı değiller. Sen bize biraz taktik versene abi bak. Bak Berke nasıl taktik verecek şimdi bak, bülbül gibi abi çakacak. Abi kimse o vermedi, ben de vermeyeyim bari. Abi hani tamam. Klasik. Devam edelim şimdi mi? Edelim. Şimdi
için devam ediyoruz. Burası yine bizim bir mutfağımız ama buraya genelde kullanmıyoruz. Ormancımızın odası, Kore'de ormancımızın odası. Burası Frozen'ın odası. Kapısı kapalı diye açmak istemiyorum. Evet, bence de açmıyorum. Burası da koçumuzun odası. Kısaca evimiz bundan ibaret. Bir de en alt kat var. Orada da spor salonumuz var ama orayı göstermedim. Çünkü biraz yapım aşamasında, biraz sıkıntılı durumda. Abi sabah kaçta kalkıyoruz? Yaklaşık 10-11 gibi bir kalkışımız oluyor bizim. Tamam, başka ne yapıyorsun abi ilk kalktığında? Kahvaltı mı ediyorsun? Kalktık spor abi. Kahvaltımızı ediyoruz. Genelde böyle bir toplu kahvaltı rutinimiz oluyor. Ediyoruz tamam. Kahvaltıyı. Sonra bir spor rutinimiz oluyor yine. Aşağı inip sporumuzu yapıyoruz. Aa süper. Sonrasında işte bu demin içeride oynayan arkadaşlar gibi böyle tek başımıza dereceli oyunlar var. Onlara gidiyoruz. Tamam. Böyle kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sonra takım antrenmanı başlıyor. Siz bronzsunuz değil mi bu arada? Herkes aynen. Bir de hepimiz bronzuz. Evet. Böyle işte ilerliyoruz. Sonra takım antrenmanı başlıyor. Yemek arası, takım antrenmanı. Zaten saat oluyor o zaman 12-1 geceye yaklaşıyor. Yani bu dediğim şeyler aslında 3-4-5 saatlik bloklar. Öyle günümüz bitiyor. Sonra kaçta yatıyorsunuz abi? Ya genelde 1-2 gibi işimiz bitiyor ama kimisi hemen yatıyor, kimisi 3-4 gibi yatıyor. Hani sarkıyor biraz. Kişiden kişiye göre değişiyor yani. Babacımlar! Müsaitseniz bir el atalım mı? Oh! Oh! Tamam! Haydi oynayabiliriz. Nasıl oynanıyor? Biliyorum diye geldim. Abi ben yeni arayüzü hiç bilmiyorum. Nereden play basılıyor? Şu an sağ sol tuşları. Başladım, sıradayız şu anda. Ha tamam. Aa şey yapıyoruz. 5v5 gibi. Güzel. Aha. Karşılaşma bulundu. Oh güzel tutacağım. İzya. Abi izi yazamadan git bitti oyun ya. Ha yazabiliyor muyum? Ne diyorsunuz, bende yetenek var mı? Var. Vallahi. Gelecek vaat ediyorsun. Evet bir 5 yıl oynasam şey olur mu? Zor mu abi oyuncu olma? Vallahi çok zor. Pek zormuş gibi durmuyor ya. Zor mu? Eğlenceli mi ama? Nasıl sence? Eğlenceli olmasına eğlenceli de çok yorucu ya. Bütün gün oynuyoruz. İnsanlar öyle abi, düşünüyor öyle bak. Değil işte. Abi işte öyle değil. Değil işte. Öyle değil. Seni çok iyi anlıyorum abi. Evde oturup oyun videosu yapıyorsun. Ne yani. Kadar zor bir falan. O yüzden seni inanılmaz anlıyorum. Gerçekten yetenek gerektiren ve aynı zamanda çok çalışma gerektiren bir iş. Aynen. Yani bildiğin bir iş yani bu sonuçta. Kesinlikle öyle. Ne ekipman kullanıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Önemli mi sence ekipman? Abi ekipman hani bu klavye, mouse'tur onların çok bir önemi yok çünkü alışkanlık oluyor. Kimisi mesela böyle kafe köşesinde başlamış 20 liralık ekipmanla da başlayabiliyor. Ama kimisi gerçekten iyi ekipmanla da başlıyor. O hiçbir şey değiştirmiyor. Ama asıl önemli olan genelde bilgisayar oluyor. Yani bilgisayarın takılmaması böyle akıcı, tabii. Kaymak gibi oynaman lazım tabii yani oyunu, öyle diyelim. Senenin başında takım olarak HP ile anlaşmıştık mesela. O yüzden Omen'in serilerini kullanıyoruz. Hatta burada bütün bilgisayarlarımız Omen yani. i7 var yanlış hatırlamıyorsam içinde. GTX 1080 var ekran kartı olarak. Hem SSD'si var hem hard diski geniş. Yani arayabileceğim bütün özellikleri karşılıyor en azından bizim için. Şu ana kadar çıkmış en iyi bilgisayarlardan bir tanesi. Klavye, mouse'la bunları kullanıyorsunuz. Aynen. O zaman madem bu kadar stresli zor bir iş yapıyorsunuz, ben sana stres çarkı getirdim. Abi ciddi misin sen ya? Evet, bunu hayatımda hiç kullanmadım bu arada. Gerçekten mi? Gerçekten kullanmadım. Aa bak. Ve? Böyle yapıyorum. Aynen. Bak şu an bütün stresin gitti. Bak. Abi şu an yaşamadığım rahatlığa eriştim yani. Abi, çok teşekkür ederim. Sizin ihtiyacınız olan buymuş bence. Bak böyle. Oo. Böyle hareketleri var bunun. İşte elim şöyle yapıyorsun. Dur diyeceğim. Sen buna hiç denemedin değil mi şimdi? Evet, şu an ilk defa deniyorum. Şu an ilk defa deniyorum bak. Abi o zaman ben kaçıyorum yavaş yavaş. Tamamdır. Teşekkür ederiz geldiğin vallahi için. Ben teşekkür ederim. Ağırladınız beni. Güzel. Arada uğrarım. Yemekleriniz bayağı güzel. Yemeklere bayıldım abi. O özellikle Kore zımbırtısı vardı aynen, böyle. O inanılmaz güzel. O onun tadı çok. Ne onun adı? Mandu galiba yanlış bilmiyorsam. Mandu olması. Mandu, şıkıdom. Şıkıdom diyelim abi sana kısaca. Okey abi ben o zaman yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Görüşürüz. Peace out. Gel. Hoppa. Hadi sen kolay gelsin. Hadi bay bay. Kaçtım babacığım.